Teton Şövalyeleri serisinin 5. bölümündeyiz. 4. bölümde Teton Devleti söz verdiği üzere, 3. bölümde söz verdiği üzere 4. bölümde Polonya Devleti'ne bir savaş ilanında bulunmuştu ve Polonya Devleti'ne tabii ki ittifakımızla ağır bir yenilgi aldırmıştık. Geçen bölümün sonlarında ise son anda geliştirdiğimiz bir stratejiyle birlikte Magdeburg Devleti'ne savaş ilan edecekken bölümümüzü sonlandırmıştık. Bu bölümde işte o savaşı başlatıyoruz. Bakalım Teton Devleti bu savaştan kolay bir galibiyetle ayrılabilecek mi? Şimdi ben bir yandan da tabii savaşı açarken sen Saksonya burayı istiyorsun. He, orayı artık bakacağız durumlara. Senin askerin yok, burayı kuşatan yok. O zaman senin özelliğin belli zaten. Dur. Frederick buraya gelsin. Şurayı kuşatan var mı? Yok. O zaman bütün ordularımızla şurayı bir ele geçirelim de kimse kuşatmadan bakalım neler olacak. Şimdi savaşa tabii bu Magdeburg Lübeck de katıldı. Corrupation alabiliriz. 50 admin puanı alalım. Gayet iyi olur. Şimdi ben bir de şu diplomatı çekeyim. Başka kime göndereyim? İnceleyelim bu tarafları. Burada sen 30 agresif almışsın. Yavaş yavaş size doğru geldiğim için biraz da size diplomat göndereyim. Bir de ben şu arkadaşın durumuna bakayım. Nasıl bir anlaşma yapabiliriz diye. Şu an bir toprak için girdik ama duruma göre birden fazla toprak isteyebiliriz. 6.000 civarı, 7.000 civarı askerleri var. Evet, postamı almamız çok büyük bir agresifliğe neden olacak bizim açımızdan. Oranın development'ı da 12 tabi. Şuranın kaçtı? 10. Yani hak iddiası olmadan tabi buralardan toprak alırsak. Gerçi koalisyon oluşmaz ama. Yine de gereksiz devletler agresif kalacak en azından. Biz en iyisi gidelim bir tane toprak alalım çıkalım. Sonraki savaşta artık diğer bölgeleri isteriz. Şimdi hocam seni şuraya alayım. Ya da siz kalın böyle yağmalamaya devam. Hatta sen orada kalma. Buralara gelin de. Buralar ne durumda? Yağmalandı mı? Orayı komple yağmalayın da. Gelirlerimiz artsın savaşta. Evet güzel. Yani çok fazla zaten bu savaşın bizim için bir tehdit olmadığını Teton Devleti yöneticileri bahsettiler, söylediler. Efendim biz bu savaştan rahatlıkla galip ayrılırız dedik ve geldik buradan galip ayrılıp çıkacağız. Şuradaki arkadaşların ilişkileri bizde epey bir kötü. Geliştirilmemiş durumda. Senle bir ilişki geliştirelim. Sonrasına bakacağız. Polonya ile bir kez daha savaşacağımızı söyledik. Tabii bu 1478'e denk geliyor. 7 yıl sonra, 7 yıla kadar biz savaş yapamayacağız kendileriyle. Evet, ilk ideyamızı açıyoruz. İlk ideya diplomatik ideya olacak. Yani diplomatik ideya şu an için fena değil bizim için yani. İleride tabii bir tane hümanist ideya alırız. Hümanist ideya iyi olur. Şu an için hümanist ideya gereksiz olabilir bizim. Gerçi diplomatik puanlarımız da çok kötü durumda ama. Yani 3 puan geliyor. Şimdi mi alsak acaba hümanisti? Hümanisti şimdi de alabiliriz aslında. Şimdi alalım. Evet, hümanisti şimdi alsak daha iyi olacak gibi. Çünkü diplomatik puanlarım çok kötü. İlişki de var zaten. Neyse. Şimdi seni artık zamanla gelecek corruption etkisiyle tabii idea maliyeti yüksek. Onlar artık kusura bakmasınlar. Efendim idea maliyetini veririz artık. 5 puan 5 puan fazladan. Şu an acaba admin puanlarına mı yatırsak? Bir tane de görevli alayım ben. Manpower modifiyesi. Abi yatıralım admine. Diplomatik puanı hiç harcamıyoruz zaten artık. En iyisi ideyamızı tamamlayalım. Hümanistliği aslında dediğim gibi sonradan tamamlayacaktım ama şartlar bizi böyle bir duruma getirdi. Paraları burayı soymuş komple. Ya. Orada para bırakmamış. Biraz da burayı soy. Tamamdır. Güzel.
Şimdi yani bu savaş zaten bizim için bitti yani. Çok fazla yapılacak bir şey yok. 1478'e kadar böyle ufak tefek artık savaşlarla idare edeceğiz. Şu Rupp'ini alalım. Bu Hamburg'la savaşıyordu. Hamburg devleti neredeydi Hamburg? Sendi zaten doğru. Bir an şimdi böyle görünce Lüneburg diye isim geliyor da Lüneburg değilsin sen tabii. Hamburg. Lüneburg burada idi ama ilhak edildi. Lüneburg sen bir aralar burayı dağıtacak gibiydin ama bu arada tabii Moskova devleti yenilgisinin rövanşını almak için bir kez daha savaş ilan etti. Kazana merak ediyoruz neler olacak. Yenme şansı var ama yine Timur yanında. Timur sağlam durumda gibi artık bilemiyorum. Kolay gelsin. Königsberg'de unrest mi alalım? Papal influence mi alalım? Papal influence alalım. Papal influence ile ne yapacağız? Gidelim ne alalım? Enflasyonumuz 1.36. Enflasyonu mu düşürelim? Manpower modifiyesi. Yani toparlanma modifiyesi diyelim biz ona. Tax modifiyesi var. Tax modifiyesi çok bir getirisi olmayacak. Prestij olabilir. Prestij olabilir. Ama enflasyonu hadi düşürüyor diye bu arkadaşı alalım. Enflasyonumuzu düşürsün kendisi. Şimdi bu arkadaş yeter ya. Bununla çok ilişki geliştirmişiz. Şimdi hocam Magdeburg yeter mi sana bu kadar anlaşma? Ha, tamam abi diyor. Parayı da veririz diyor. Şimdi şöyle bir anlaşma yapalım. Senin burada ticari gücün var mıdır? Senin burada çok ticari gücün de yok zaten de. Onu almaya gerek yok. Böyle bir anlaşma yeterli bize. Artık duruma göre bakacağız. Yani bu Magdeburg'un yenilmesine bağlı olarak Hamburg'a savaş ilan edebiliriz veya etmeyebiliriz. Bakalım. Bu şekilde anlaşmamızı yaptık. Teton Devleti Almanya üzerine fetih politikasını sürdürüyor. Aldığımız toprak tabii epey sizi etkiledi. Etkilenmeyin, bunlar olabilir. Bunlar savaş çünkü. Yani savaş. Belki biz de toprak kaybedebiliriz ileride, hiç belli olmaz. Bu bir oyun. Saksonya bizi savaşa çağırdı. Anhalt'ı mı alacakmış? Evet, Anhalt'ı alsın. Da niye Anhalt'ı alıyorsun? Anhalt'ı alıp ne yapacaksın? Acaba, sayın dostum. Geleceğiz tabii yani bu savaşa girmemek gibi bir durum söz konusu değil. Ama niye açtın o savaşı yani? Bence gerek yok. Şimdi bir birim daha alalım biz piyade. İnsan gücümüz hazır sınıra gelmiş. Savaşa kadar zaten onu rahatlıkla dolduracak. Saksonya ordusu zar zor yendi rakibi. Şimdi Hamburg bu savaşta umuyorum ki bir toprak alır. Çok fazla toprak dağılmasın. Rupp'ini zaten ben aldım. Bakalım neler yapacaklar. Bir sürpriz mi gerçekleşecek yoksa? Şimdi şu arkadaşları ben bir inceleyeyim bir kez daha. Güzel. Bir Bavyera'ya diplomat gönderelim. Bavyera çünkü Polonya Savaşı'nda bir kez daha agresif kalacak. Bize karşı. O agresifliği düşük tutmaya çalışalım elimizden geldiğince. Şimdi bu arkadaşın yeteneksiz olduğunu dile getirmiştik. Bir kez daha bunu da öldürmeye çalışacağız. Komutanlıkları iyi ama. Umarım öldürmesem mi acaba bu şeyi yöneticiyi bunu öldürmeyelim. 301. Gerçi çok yeteneksiz ama işte hani komutanlık açısından yetenekli. Onu savaşta değerlendiremiyorum. Bu arada Magdeburg, evet, ilhak mı etti? Neredeyse tamamını aldı. İyi yaptı. İyi yaptı. Güzel. Tamam, gerisini ben senden alacağım o zaman. Bu kadar basit. Geç hadi geç. Geç yalandan geçsin. Sen daha dur. Şimdi Magdeburg'u isteyeceğiz. Altmark bir de Lüneburg. Bunları isteyeceğiz. Tabi bunları alınca çok büyük bir agresiflik olacak. 10, 20, 28 development. Epey bir agresiflik olacak.
İşte artık bu Polonya Savaşı'na kadar burada ilerlemeyeceğiz. Tamam diyeceğiz kardeşim, bu kadar yeter size. O yüzden kendileri tamam abi diyecekler. Çok da sıkıntı olmayacaktır. Sen tabii dostluk kurmaya çalışıyorsun. Bremen ve Riga ile dost. Tabii kurar normalde. 68. Tabii burada ilişki haritasına da bakılabilir de ben daha çok agresiflikten yola çıkarak bakmayı tercih ediyorum da. Yani bu arkadaşlar, şu arkadaş var mesela 46. Savaştayız çünkü. 29 Magdeburg. Onda da yeni savaştan çıktık. Sen zaten düşmanım olduğu için kötü bakıyorsun bize. Bunlar böyle. 73'ler var. Arada çünkü devlet kaçırma ihtimalim var. Yani bu haritayı da ben pek sevmiyorum aslında. Şunlar daha iyi bakmamı sağlıyor. Sen mesela hiç almamışsın. Sen 29 almışsın. Neyse. Şimdi bu hak iddialarımızı gerçekleştirelim. Önümüzdeki bölüm olacak. Yani önümüzdeki bölüm muhtemelen beklenen savaş gerçekten, yani Polonya ile. Bu bölümde bir kez daha ben bir sefer yapayım diyorum Almanya'da. Ondan sonra artık durumlara bakarız. Riga Polonya ile dost ama tabii Riga gelir savaşa. Riga'yı acaba Livonya gelirse Riga'yı savaştan çıkartırız. O şekilde. Şey yani Polonya ile dostluğunu bozarız. Savaşa gelemez bir sonraki savaşa. Seni buraya alalım. Şu arkadaşla bir hak iddiası yapmaya devam. Altmark'ta diyelim. Yurdumuz da tamamlanmış. Güzel bir haber. Son yurt hakkını, yani hak iddiamızı da şurada yapalım. Oradan artık çünkü Verden'e de geliyoruz. Verden Danimarka ile dostmuş. Danimarka'nın bu bölgedeki istekliliğini kötü duruma getirmek istiyorum. İstemesin yani bir şey buradan. Askeri teknolojide 6. seviyeye geldik. Güzel. Gayet iyi. Yani yeteneksiz yöneticilere rağmen ülkemiz teknolojide pek de geride kalmadı aslında. Şu puanları bir harcamaları biraz daha mı arttıralım? Ha? Biraz daha hızlı bir şekilde şu bunları bir düşürsek iyi olacak. Biz de ona göre bir ekonomik plan hazırlayalım ülkemize, değil mi? Sayın oyun. Saksonya ateşkes yaptı bu arada. Neyse, görevli ölmesi şimdilik. Puan hangi puanı verecek bakalım? Diplomatik puan. Olur. Şu an bir düşman daha belirleyebileceğim devlet var ama kimi belirlesek ki, provins mesela, provinsi belirlesek kimi kazanırız dost olarak? Pek de kazanabileceğimiz devlet yok ama öylesine işte düşman olmuş gibi olsun hadi. Çok bir gereği yok da işte düşmansızlık sıkıntısı yaşamayalım diye kendisini öyle bir düşman belirledik. Şimdi hocam 4 yıl var savaşa. Ben 4 yıl içinde burayı bitirip hemen o tarafa geçmem lazım. Şunu halledelim. Getir kardeşim diplomatı hemen. Odebrecht mı? Frederick mi? Frederick daha iyi. Tamam. Efendim o zaman bir savaşımızı da Hamburg üzerine başlatacağız. Bu savaşta yanımız... Ha, Livonya geliyor. Güzel. Livonya gelsin. Kim? Bremen geliyor yanına. Bremen burada. Bremen çok bir etkisi olacağını sanmıyorum bu devletlerin. Duruma göre yani bakarız. Hocam siz neymişsiniz deriz. Dostlarımızı çağırırız ama onun dışında Livonya yeter bize. Livonya'yı da bu sayede Lehistan Savaşı'nda kullanmayacağız demek oluyor. Ama Riga'yı savaştan, yani Polonya Savaşı'na sokmamayı başarırsa zaten o devlet yeterince katkı sağlamış olur. Bu arada oradaki savaş da tam hızıyla devam ediyor. Bakalım. Biz şimdi şuraya yerledim. Ne dedik? Livonya gelecek. Neresi için? Altmark. Hiç fark etmez. Şimdi sen başkentine doğru ilerleyerek önce bir orduyu halledelim. 20 bin askerleri varmış toplamda. Şimdi morali de zayıf ama yetişiyor mu? 24'ü. Güzel. Oranın savunma bonusu da yok. Evet, burada ordumuz düşmanı yakalıyor. Tabii bu savunma birimiydi değil mi? Bak onu hala değiştirmedim. Savunma birimi olmasına rağmen aslında iyi bir galibiyet aldı. Bir de bu arkadaş var. Senin ne kadar askerin var?
Bremen'in 7000 askeri var. Doğal. Şimdi biz şöyle yapacağız. Bir dakika, o süvariyi bu tarafa ver. Buradan 2000 al. Buraya bırak, tamam. Onlar toparlanır zamanla. Şu arkadaşları bir gönderelim, o zaman devam edelim. Seni bir dakika oraya göndermemişiz. Gel abi. Güzel. Senin kuşatma yeteneğin yok çünkü komutan vermedik sana. Şunu da şöyle bir halledelim. Bir de sana Hodebrat'ı verelim. Hodebrat orada galibiyet alsın sana karşı. Evet, Riga'yı çıkarttığı sürece zaten dediğim gibi yani Polonya ile dostluğunu bozduracağız kendisinin. Bu sayede ne olacak? Lübeck, Livonya, Hamburg. Tamam. Hamburg'da dostluğu kalabilir. Senle şu anlaşmayı yapalım ki Polonya Savaşı'nda yanında kalamasın. Yanında olmayınca Livonya'nın da zaten bizim yanımızda olmasına çok ihtiyacımız yok. Açıkçası. Onu artık sonraki savaşlarda kullanabiliriz veya kullanmayabiliriz. Dediğim gibi bu savaşta dönüşü olmayan bir yola sokacak yani Riga bir daha karşımıza çıkmasını istiyoruz. Polonya'nın askeri gücü ne durumda? Yani toparlanabilmiş mi bizim savaşımızdan sonra? Pek toparlanamamış. 15.000 askeri var. Litvanya'nın ne kadar var peki? Litvanya'yı göremedim sanki ama Litvanya bu tarafta yok gibi. Evet, kolay bir savaş olacak gibi gözüküyor. Yani bütün ittifakla bile dalmasak olabilir kendilerine. 2000 asker. Yani. Tek Avusturya gelse bile yeterli. Ama Bohemia'yı da çağıracağım o savaşa. Gelsin abi, destek versin savaşta. Evet, din bütünlüğümüzü tabii şu an ideaya çok ihtiyacım olmadığı için ya da en azından puanı bir yolsuzluğu bir sıfıra indirelim, ondan sonra kullanayım. Avusturya ile Bohemya dost oldu bu arada. Çok yaşanabilecek bir durum değil ama. Sen Bohemia ile de düşmansın ama. İlginç. Avusturya enteresan hareketler içinde. Yani hem benle dost hem Bohemia ile dost hem Macaristan. Hepimiz de birbirimize düşmez. Yani Bohemia ile ben dostum da Macaristan'dan dolayı diyorum. Ha, seni çekerim. Başka bir yere yönlendirecektim seni. Seni verden zaten olmaz. Bunlar olmaz. Sen artık bir sana bakacağız duruma. Seninle ateşkesimiz 80 yılında bitecek. Şimdi bir diplomat gelsin. Bakalım önce. Şunları alsam. Evet. 15 puan. İyi, bunları alırız. Üçünü. Bir de para isteyelim. Ya yani influence'e gerek kalmayacak. Bu şekilde gittiğimiz sürece influence'e gerek kalmayacak gibi. Diplomatik ideya yeter bize. Tabii işte ideya'ya bağlı bir de yani. İdeya unrest veren abi gel. İdeya eğer puan sıkıntısı olursa yani puan çok fazla puanımız olursa puana bağlı olarak da açıkçası şey alabiliriz. Diplomatik ideya alabiliriz yani. Onun dışında diplomatik diye düşünmüyorum. Bu arada sen burayı işgal etmişsin. Niye haber vermiyorsun hocam? Bir desene ya orayı hallettim diye. Şimdi sen bize para vereceksin. Masrafları öde. Başka da ne yap? Onlar kalabilir. Bu şekilde anlaşmamızı yapalım. Polonya savaşımız gelmek üzere. Şu kuşatmayı tamamlarsam ateşkesimizi rahatlıkla yaparız. Riga Livonya ile dost oldu. Tabii bu dostluk zaten mevcuttu da. Savaşla birlikte bozulmuştu. Onlar bizim için 1000 duka param var şu anda. Evet, Moskova yine Beyaz Barış'la ayrılmak zorunda kaldı. Tebrik ederim kendisini. Askeri güç için, insan gücü için bir kışla şurayı yapalım. Başka da şimdilik 1000 duka para var. Ticari açıdan çok gerekmiyor bu bölgelerde ama tax olarak tabi Danzig'e yapsak olur bir tane tax binası yeterli. Başka da gerek yok. Tamam, 1000 duka
Para kalsın yine. Onları ileride yine harcarız artık bir şekilde. Paraları harcayacak yer çok. Bir yerlerden bir şekilde para harcanabiliyor. Hatta gemi bile hazırlanabilir. Galeyi alabiliriz. Şöyle 4 tane galeyi alalım. Efendim, şimdi tabii Teton Devleti artık savaşı bitirmek için kuşatmanın bitmesini bekliyor. Bu Polonya ile de artık savaşa çok yakınız. Polonya, yani Polonya'dan almak istediğimiz bölgeler var. Litvanya'da dahil olmak üzere. O bölgeleri de alacağız kendilerinden. Teton Devleti'nin gücünü hissettireceğiz düşmanlarımıza. Şimdi ben tabii bu Bremen'i kuşatmaya da gitmedim ama bu Bremen kaçıncı? 3 olmaz. Suru fazla şimdi. Oraya asker, insan gücü kaybedeceğiz boşu boşuna. O yüzden şimdilik öyle bir isteğim yok. Burası güzel değil mi? Tamam. Burada artık herkes iyi. Sen almış mısın? Sen hiç almamışsın. Sana bir tane gönderelim. Palatinate. Sen biraz rahatsızsın durumlardan. Bir müddet sen de diplomat kalsın. Sonra sana da şey yapacağız. Çekeceğiz senden de. Şurada agresifliğim 24 puan. Güzel. Bavyera Savaş'ta. O da güzel. Teknoloji geliştirmeyeceğiz. Papal Influence geldi. Papal Influence'i alsam olur. Papal State'de aramı bozayım. Gerek yok. Bizim ne zaman iniyor abi? Şunu bir bitirsek aslında savaş bitene kadar. Ondan sonra da bir tane ideye geliştireyim en azından. Sonra gerçi religious, yani din bütünlüğüne şu an ihtiyacım yok. Din bütünlüğüne hatta 1500'lerde ihtiyacım var da. Hani puan dedim kullanalım bir yerde. Şimdi insan gücü alalım. 10 yıl. Savaş da var zaten. Savaşlara da gireceğiz. İnsan gücü katkısı alalım. 20 bine çıkıyor insan gücümüz. Bölümü de yavaş yavaş bitireceğiz. Şu savaşla birlikte bölümü bitirmek istiyorum. Teton Devleti önümüzdeki bölümde bir Polonya Savaşı'na girişecek. Evet, Hamburg şehri de düşüyor. Ateşkese razı mıyız? Razı mıyız ateşkese? Abi diyor yeter diyor. Sen zaten artık bizi mahvettin, yendin, geçtin diyor. Bizim artık sana bir şey diyebilmemiz mümkün değil diyor. Bremen ve Riga ile dostluğun var. İkisi de kalabilir. Sorun değil. Belki Bremen'le bozalım hadi. Riga'yla. Gerçi Riga'yla bozsam da çok bir şey fark etmeyecek. Savaştan sonra yine onlar dost olur herhalde. Evet. Şimdi bu şekilde bir savaşı daha sonlandırmış bulunmaktayız. Ben şu arkadaşları yurt yapayım. Otonomilerini veremiyoruz. Şu an epey bir yükseklik var orada. Herhalde isyan çıkacak. Öte yandan burada canları sıkılan devletler var. Bir onlara bakalım neler diyorlar. Bir dertlerini dinleyelim. Bize karşı bakışlarını görelim. Sen tamamsın. Bu arkadaş 54. Palatinate ile zaten geliştiriyoruz. Mainz iyi bakıyor bize. Kologne biraz kötü bakıyor ama o da 48'de zaten. Brunswick de bize kalp besliyor. Sen biraz kötü bakıyorsun. Senin artık. Zaten seninle savaş yapmam lazım da neyse. Evet. Şimdi tabii kaç puandı? 401 mi? Hadi 1 puan için şey yapmayalım da. Puan çünkü elde kaldı. Bu şekilde ideyamızı da geliştirdik. Şimdi 2 yıl sonra ise artık Polonya Savaşımız geliyor. Ordularımız savunma birimleri hala. Bunları da unutmamak lazım. Tabii insan bir an oyunun gazı ve heyecanı ile unutup saldırılar yapabiliyor. Tabii buradaki saldırı çok önemli değil de Polonya Savaşı'nda özellikle. Benim saldırı yapmamam gerekecek. O savaşta artık dostlarımız işleri halledecek yani. Biz onlara bırakacağız savaşın kontrolünü. Öte yandan, şimdi sen kötü durumdasın. Seni geçtik artık. Hamburg'da tamam. Şimdi şu Verden'le ilişki geliştirelim. Biraz da Kologne ile ilişki geliştirebiliriz. Sen kaç almışsın? 36. Bunlar sorun değil. Güzel. Şimdi hocam, tabii bizim corruption'ımız da düşüyormuş zaten de.
Burada abi adamda bir isyanlar var, bitmedi bir türlü. Sürekli isyan bastırıyor. Polonya ne hale geldin böyle Polonya? Biz sana dedik ama Teton devletini korkutma. Efendim devleti böyle tedirgin etme. Sen bize nasıl böyle yaparsın dedik. Adam da ne hallere düştü. İşte bakın Teton devletiyle uğraşmanın bedeli budur. Mart 1478 ile birlikte yani oraya doğru önümüzdeki seneye yakın ben bölümü bitireceğim. Önümüzdeki bölümde dediğim gibi Polonya seferiyle başlayacağız. Şimdi tabii ilişkilerimizi ufak ufak geliştirelim devletlerle. Ekonomimiz, ordu gücümüz iyi durumda. Polonya'dan işte alacağımız topraklar var, Litvanya'da dahil. Onları alalım. Yavaş yavaş tabii ben kaleleri vesaire de yıkacağım tabii de. Şimdi Saksonya'ya geldik. Saksonya, Brunswick'e geldik. Oldenburg, Saksonya. Bunlar artık ilerlemekte yavaşlayacağımız yerler. Sen? Bak sen iyisin aslında. Sen Oldenburg ve Verden'le dostsun. Bak bu arkadaş şeyi buraya alabiliriz. Şuraya ben bir spy network kurdurayım da. Diğer arkadaşı çekeceğim zaten savaşı açmak için. Burayı alırız. Saxe Lauenburg'u. Oraları kaptırmayalım başkalarına. Şimdi ordu gücümüz 19.000. Bu güzel. Yani bunu ordu gücümüz yükselecek. Teton devleti tabii ki yükselişini sürdürecektir. Biz yani kaç defa dedik hocam gariban devlet değiliz. Sayın düşmanlar. Şimdi bu isyan umarım savaş sırasında çıkar ki artık evet bir anda 90 oldu. Biraz daha bekleseydin. Halbuki savaş çıkacaktı ama Şubat ayındayız. Seni çekebilirim artık. 8 günde geldin gerçi ama. Evet, ateşkeslerim sona erdi. O zaman bölümü ben burada bitiriyorum. Önümüzdeki bölümde yine ittifakımızı savaşa dahil edeceğiz ve gerek de yok ama işte rahat bir galibiyet için dostlarımızla birlikte düşmanlarımızın karşısına çıkacağız. Hak iddiamız olan bölgeleri ele geçirmek en büyük hedeflerimizden biri. Bakalım Teton devleti yükselişini devam ettirebilecek mi diyorum. Hoşça kalın.